Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda Hürjet simülasyonuyla, simülatörüyle TUSAŞ tesislerinde bir uçuş yapmıştık. Bugün İDEF fuarında değerli test pilotumuz Gökhan Bayramoğlu ile birlikte uçacağız ama aslında uçuşumuz yapay zekaya karşı olacak. Bakalım yapay zeka mı iyi, ben mi iyi diyemeyeceğim tabii ki. Ne tür bir tecrübe edineceğiz, beraber birlikte uçacağız. Şimdi yapay zekada karşımıza gelen uçağımız bizim Milli Muharip Uçağı'nın uçuş analizlerinin yapılıp, verilerin işlenip uçak pozisyonu getirilmiş hali olacak. Tamam. O yüzden sizin yaptığınız manevralara karşı da yapay zeka olduğu için o da bir tedbir alacak. Tamam. Bu yüzden flight'a başlarken aman önüme alayım hemen bu uçağı indirin. Öyle bir iddiamız yok. Olmayın. O sizin yaptığınız manevraların hepsine cevap verecek. Ancak hatalar da yapacak. Tamam. Biz bu hataları değerlendireceğiz. Uygun atış parametrelerine gireceğiz. Birazdan uçuş başladıktan sonra aşağıda bizim burada atış kontrol bilgisayarımız çalışmayacağı için vurulduğumuz zaman aşağıda U, down ve kırmızı işaretler çıkacak. Tamam. Biz vurduğumuz zaman TOI, Target of Interest, kırmızı olacak. Vurduğumuzu şuradan alacağız. Atış parametrelerine girdiğimiz anda orası kızarırsa biz başarılı olarak kendimizi kabul etmiş olacağız. Tamamdır. Tamam, başlatabiliriz. Başlatalım. Şimdi karşıdan gelen kare içerisinde TD Box bizim düşmanımız. Target Designated Box'ımız. Ooo bayağı hassas. 2.8 milde yaklaşmaya geliyor. Ben bir biraz gaz açayım mı? Açabilirsiniz tabii ki. Head-on geçişeceğiz. O bir tarafta fight'a gidecek. Geçişti. Evet. Evet, başlayalım. Siz de yatırıp çekebilirsiniz. Biraz sert çekebiliriz. 2.8 G ile dönüyoruz şu an. Yatırıp çekin. Hiç korkmayın. Gun Cross'un üstündeki çubuk bizi target locator line'ımız. O bize hedefe doğru devam edecek. Şu an arkamıza geçti. U kırmızı oldu. Evet. Biz onun atış parametresindeyiz demek. Süratimiz fazla düştüğü için uçağımız anormal durumdayız. Aldı. Tamam, aldı. Biraz bırakıyoruz, toparlayacak. Evet. Meydan üzerindeyiz. Evet, süratlenmeye başladık. Artık kumandalarımız. Evet, biz de çekebiliriz. Evet. Biz tabii Cessna 172 ile uçunca böyle keskin dönüşlerimiz falan yok bizde. Bunu biraz kaldıralım. 45 dereceyle gidiyoruz. Yere çok yakınız. Evet. Sıkıntıya girmeyelim. Çekelim. 50 derece üstümüzde uçak. Sola doğru devam edelim. Target mark'ta zipletin line. İşte şurada geçti. Evet, sağa doğru geçti. Devam. Sağa. Devam. İşte orada. Evet. Bu şekilde tutarsanız birazdan biz de atış parametrelerine gireceğiz. Bir daha head-on geçtik. Çekişe devam. İki tarafta şimdi yatırıp çekiyor. Kimin dönüş kuturu, kimin turn rate'i daha iyi ise biz bayağı bir alçaldık. Evet. Evet. Biz güzel, enerjimiz güzel. Evet. Çekişe devam ama. Çekişe devam. Evet. Tabii biz burada oturuyoruz ama evet. pilotun durumu kaç G çekiyor şu an? Şu an 8 G çekiyor. Anti-G strain manevra yapmak zorunda. Evet. O bizim arkamıza doğru geliyor. Biz gevşetirsek arkamıza geçmeye çok devam. Çok da alçaldık o yüzden. Evet, güzel ama enerjimiz yüksek. 570 knot'la uçuyoruz. Evet. Tatlı tatlı irtifa alıp hem de çekişimizi gerçekleştirebiliriz. Amacımız ne? Amacımız enerjimizi yüksek tutmak. Evet. Hem kinetik hem potansiyel enerji. İkisini de muhafaza edeceğiz. Ki gerektiği zaman potansiyeli kinetiğe, kinetiği potansiyele çevirebiliriz. Evet. Şu an kinetik enerjimiz çok yüksek. 540 knotlardayız. 8 G ile dönüyoruz. Ama potansiyel enerjimiz biraz düşük. Evet. Hem fight'a devam edip hem de enerji seviyemizi arttırabiliriz. Böyle tatlı tatlı yükselip. Yudağı yapıştırdı. Bu bir kere arkamıza geçti. Sizin bu 8 yıl manevranızı görüyor. Ona göre tekrar doğru. Peki hemen bir tersini yapalım. Ne olacak? Tamam. Hop. Şöyle bir. Roll rate'imiz çok yüksek. F-16'ya yakın. Evet. Biraz alışkanlık istiyor. Tekrar yine yudağım diye aldı bizi. Tekrar değiştirelim. Bu herhalde bizim bütün dönmelerimizi şey yapacak. Evet, hepsine reaksiyon gösteriyor. Yatışa alıp çıkalım. Yatışa alıp yukarı doğru çekin. Aynen öyle. Evet, solda çekişe devam. Tırmanış dönüşü. Şimdi de 50 dereceye kadar kaldırdık. O yuf atarak diyorsunuz. Bakalım yiyecek mi? İrtifamız var devam. Mı? Hop. Sağ aşağıda. Vallahi tabii enerjimiz yavaş yavaş bitiyor.
demin 5000 fitlerde 500 knotla uçarken şimdi 13.000 fit. 13.000 fitte tabii süratimiz gitmiş evet. durumda. Burun aşağıdayız. Güzel çekişe devam. Süratimiz artıyor. Tamam. Zaten AB'de devam ediyoruz biz. Biraz sonra yakıtı şeyine gireriz. Bitecek. Ama normal şartlarda bu kadar G'li bir dönüş 8G, 9G'ye çok uzun süre idame ettirmek zor. Tabii, tabii. Bu atış yapmaya devam ediyor bize. Evet. Bayağı bir vurdu bizi herhalde. Evet, evet. Evet, yere çarpacağız galiba. Allah, dur bakalım sıyıracağız mı? Güzel. Hop, iyi kurtardık. Hiç gevşetmiyor. Başta yaptığımız hatalar bize G olarak geri dönüyor. Geri dönüyor. Şu an ne pozisyonda? O şu 140 dediği 140 tam. Derecemizde. 180 olursa tam arkamızda. Arkamızda. Durdurduk. Bu kadar bu kadar AB ile AB ile bu kadar. Bir de isterseniz paterne gelelim bir iniş kalkış. Tamam olur 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 deneyelim. Kurtulamadık Milli Muharip Uçak'tan. Milli Muharip Uçak mı? Yani o bizi hemen değerlendirdi başında. İlacımızı verdi. Evet iniş kalkış çalışalım mı? Bir yaklaşma tamam. Yapalım. Tamam şöyle şimdi neredeyiz biz bir bakalım şöyle. Evet şimdi sağdan dönüşe girelim isterseniz meydanımız şurada. Tamam. Meydan şurada, biz tamam. Şuradayız. Meydanın irtifası kaç? Meydanın irtifası 3300 fit. Biz böyle... Biz direkt yaklaşma yaparız. Şurada şöyle yaparız. Şurada oturturum. Oradan devam edeceğiz. Şöyle... gaz açabiliriz biraz, siz de gidebiliriz. 300 knot'un altına iniş takımlarını koyacağız. Pike'yi koyacağız. Tamam. Speed Brain'i tamam. Koyacağız. Ben hepsini size ikaz edeceğim. Sizden isteğim şu. Normalde F-16'da iniş takımlarını koyduktan sonra şu 5 dereceli alçalıyoruz ya evet, şu an. Evet, evet. 2,5 dereceler çizgileri çıkıyor normalde. Ama bizim evet. Şimdiki buradaki demomuzda çıkmıyor. Çıkmıyor. Sizden ricam ben size tarif edeceğim. Şu FP'mizi Flight Path Marker'ı biz başına koyacağız. Ama alçalışımızda 2,5 derece. 2,5'la yapacağız. Tamam. Tarif edeceğim. Ben bayağı süratli geldim. Kesemedik orada falan böyle. Normal. Üçüncü derece. Hani yani tekeri koydum da teker ha. Kaldı muhtemelen. Ondan sonra. Bir de şöyle derinlik hissi burada birazcık daha az olduğu için gerçek hayatta yapmak bu iyi. Öbür künde başım döndü şey evet. Yaparken. Yani. Bu daha kapalı. Tabii tabii tabii. Bu başa doğru devam değil mi? Evet. Bayağı başta iyi devam. Süratimiz. Ooo güzel. Evet. Süratimiz düşecek. 200'ler civarında sizden bir gaz takviyesi istiyorum. Tamam. Al çalışa devam. Güzel, yavaş yavaş toplayabiliriz. Tatlı tatlı. Güzel, al bu şekilde al çalışa devam. Tamam. F-16'ya yakın mı? Yakın, yakın. Uçuş şeyleri. Şimdi 2,5 dereceler şurada. Evet. Şu bit başına geldik. Alçaldıkça şundan aşağıda 2,5 dereceler buraya geldik. Evet. Sizden bunu alıp buraya koyduk. Evet, şimdi bunu alıp buraya koyduk. Kesiyorum gazı. Gazı keselim, tutalım şimdi. Hiç yükseltmeyin. Ufuk hattını geçmeyin. Evet, böyle evet, tutalım. Evet, evet, evet. Burada... Bu düştü. Tatlı tatlı çekin. Tatlı tatlı çekin. Bravo. İşi gerçekleştirdiniz. Gaz açalım. Gaz açalım. Açın gazı. Bir pas geçelim. Kaçan duvar. Burnu kaldırın. Kaldırın bunu. Kaldırın, kaldırın. Güzel. Valla motor var gidiyor. Motorlar gidiyor. Soldan dönüşe girelim. İniş takımlarımız aşağıda. Gazı biraz kesebiliriz. Tatlı tatlı. Hürjet simülatörüyle uçarken yapay zekanın kullandığı milli muharip uçak beni dakikalar içinde 4 kez düşürdü.
5. nesil savaş uçaklarında yapay zeka çok önemli bir yer tutuyor. TUSAŞ içinde oluşturulan özel ekip yapay zekanın yazılımını hayata geçiriyor. Günümüzde hava araçlarında, silahlarda, her şeyde daha doğrusu yapay zeka çok önemli. Milli Muharip Uçak'ta yapay zeka olarak neler göreceğiz? Biraz bizim anlayabileceğimiz dilde anlatalım. Tabii. Yapay zeka öncelikle daha bir genel terminolojiyle yazım olarak, aviyonik yazım olarak ele aldığımızda uçak sistemlerinde uçakların gerçekleştirdiği görevlerin 3'te 2'si yazılım tarafından gerçeklenmekte. Bu F-16'ın da dahil olduğu 4. nesil uçaklar için. 5. nesil uçaklarda ise bu oran çok daha fazla. Oran vermem için bitirmem lazım. 3'te 2'den çok daha fazla, %80-85 diyebilirim. Ve biz ekip olarak, yapılanma olarak da avionik yazılımla beraber yapay zeka müdürlüğünü de barındırmaktayız. Bir uçağı 5. nesil yapan özellikler yazılım ve özellikle yapay zeka. Nedir bunlar? Otonom, otonom sürüş, otonom kalkış, otonom görevlerin gerçeklenmesi, pilotun bilişsel sistemlerini takip ederek bir biliş kaybı olduğunda otonom sistemlerin bunu devralması, base'e otomatikman geri dönüş ve yapay zeka sadece uçuş sırasında değil, uçuşu tamamlayan lojistik etkenlerde ve öncesindeki pilot eğitimlerinde, simülasyon sistemlerinde de kendisini göstermekte. Mesela çok sayıda İHA'yı kontrol edecek, evet. Uçan bir radar olacak, uçan bir sensörleri olacak. Evet. Bu konuda yapay zeka neler yapacak? Konuda yapay 5. nesil, 6. nesil. Bir de bildiğiniz gibi 6. nesil uçak diye bir konsept var. 6 ile 5'in farkı nedir diye baktığımda, biz yazılımcılar hep böyle düşünürüz. Bir şeyin farkı nedir? Öyle düşünmeye çalışırız. Sürü İHA'lar. Yani esas komutan, milli muharip uçak, insanlı uçak. Onun wingspan'indeki kanat destekleyen uçaklar ise yapay zeka. Dolayısıyla bir sürü zekası konseptini de yapay zeka ile beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve biz şu an ekip olarak simülasyon yapay zeka ekibimizle beraber, ki birazdan onunla ilgili çekimimiz olduğunu da biliyoruz. Hürjet ve Milli Muharip Uçağı yapay zeka ajanlarıyla beraber entegre ederek pilot pilota karşı, pilot yapay zekaya karşı, pilot ve kanat uçakları yapay zeka şeklinde şimdiden geliştirmelerimize başlamış durumdayız. Tabii ki Milli Muharip Uçak şu an TUSAŞ'ın en üst seviyedeki en zorlu projesi ve en teknolojik, evet, projesi. Evet, evet. Aşağı doğru indiğimiz zaman belki biraz daha basitleşiyor ama onlarda yapay zeka ve sizin bölümünüzle ilgili bir çalışmalardan elde edilen sonuçlar var mı? Yukarı taşınacak mı? Evet, çok güzel söylediniz. Bizim ekibimiz bir tarihçe içermekte. C-30 uçaklarını modernize eden 5 ülkeden bir tanesiyiz. C-30'un görev yazılımları, yani co-pilotluğu yapan neredeyse FMS, uçuş yönetim sistemi, kayın harita ekibimiz geliştirdi. F-16'da kayın haritayı ekibimiz geliştirdi. Velhasıl uçuş yazılımında esas etken kararlılık ve uçuş emniyetidir. Yani sizin yazılımın uçtuğunu test ettiğini uç denen bir tekerleme gibi ama yapması zor bir paradigma yapmamız gerekmekte. Yapay zekada zor olan şey ise kararlılık, determinizm, hangi durumda nasıl davranacağını belirlemek. Şu an sadece Türkiye değil, Avrupa, Amerika'da dahil yapay zekanın avionik uygulamalarında konusunda ilgili uçuş emniyet standartları tanımlanma aşamasında. Biz de ekip olarak bu süreçlerde de yer almaktayız ve yapay zeka ekibimize avionik sistemlerde kullanmayı simülasyonla başladık. MMU ilk uçuşundan da itibaren deploy etmeye de devam edeceğiz. Bu da tabii oluşturulacak bir yazılım muhakkak ilerisi için geliştirilecek. Bunu farklı hava araçlarında, İHA'dan uçağa, helikoptere, belki uyduya görme şansımız olacak. Kesinlikle. Ürün hattı denen bir konsept var, bilirsiniz. Bu üretimde de, yapısalda da her yerde kullanılır. Biz bunu yazılımda da gerçekliyoruz. Az evvel bahsetmeyi atladığım Hürjet. Şu an Hürjet'in görev uçuş kontrol yazılımı da bizim ekibimiz TUSAŞ tarafından geliştirmekte. Dolayısıyla bir kayın harita FMS çok fazla değişmez. Ürüne özgü özellikleri çok azdır. O esas değişmeyen kısmı yapıp orada yaptığımızı bir kez tasarla, birden fazla kullan konseptini de ekipçe uyarlıyoruz. Yoksa bu işten altından kalkamayız. Hürjet, Milli Muharip Uçağı giderken çok önemli bir yol.
ve Hürjet'e bir yapay zeka geliştirdiniz. Biraz sonra da simülatörle uçacağız. Biraz sistemi bize, Hürjet'teki yapay zekayı anlatır mısınız? Yapay zeka ile bizim temel amacımız pilotların yükünü azaltmak ve yeteneklerini arttırmak. Bunun çeşitli yolları var. Uçağın içindeki sistemler var ya da az önce bahsettiğiniz simülasyondaki gibi pilotların eğitiminde onlara gerçekçi bir ortam sağlamamızı imkan veren sistemler var. Bu sistemlerin tabii bir yol haritası da var. Daha sonra gerçek uçağa ve uçakların kontrolüne kadar giden. Burada simülasyonda yaptığımız şey bizim yapay zeka pilotlarımızla gerçek pilotlarımızı eğitmek. Onlara gerçekçi, zorlayıcı rakipler sağlamak ve bunları yaparken bir yandan da kendi sistemlerimizi eğitmek. Yapay zeka sistemlerimizi eğitmek. Şu an burada gördüğünüz sistem 500 bin saatin üzerinde uçuş yapıp kendi kendine uçmayı öğrenmiş. Ama pilotlarla bizim TUSAŞ'taki en büyük avantajımız, çok büyük bir değerimiz. Pilotlarımızla doğrudan temas ederek daha da cilalanmış ve son haline getirilmiş bir sistem. Yani yapay zeka uçtukça, görev yaptıkça, gerçek pilotlara karşı uçtukça kendini geliştiriyor, üzerine bir şeyler koyuyor. Bir yandan da dediniz ki siz uçakta yer alacak olan bir sistemin de aslında burada testini gerçekleştiriyorsunuz. Gerçek bir yazılım mı koşuyor bu simülatör üzerinde? Ne tür gerçek sistemler var? Burada gördüğünüz bir mühendislik simülatörü. İki tane fonksiyonu var. Bir tanesi pilotlarla birlikte bu uçağın tasarımını yoğurmak, oluşturmak. Tasarım son anda uçak ortaya çıktığında değil, pilotlar daha uçak ortaya çıkmadan, kokpitin tasarımından uçağın hareketlerine kadar bunları görüp bunlara yorum verebilmeleri için bir sistem. Bunun için gereklilik, temel gereklilik şu. Bunun gerçeğe olabildiğince yakın olması lazım. Donanımdan uçağın o donanımlara verdiği tepkilere, hareketlere kadar. Dolayısıyla burada uçağın gerçek matematiksel modelleri koşuyor. Ve burada rakiplere karşı da bir harekat, operasyon sırasında uçağın nasıl tepki vereceğini görebilmemiz gerekiyor. Yapay zeka sistemimiz de burada pilotlar ne görürse onu görüyor. Pilotlar ne girdi verirse onu veriyor ve aynı şekilde bir rakip olarak karşılarında bir uçuş gerçekleştiriyorlar. Önce tabii Hürjet'te bu yapay zeka sistemini uygulayacaksınız. Çünkü Hürjet Milli Muharip'ten daha önce uçacak. Sonrasında bu sistemi Milli Muharip uçağı nasıl taşıyacaksınız? Yol haritasını kısaca şöyle anlatayım. İlk önce bir simülasyonda bu yapay zeka modellerini biz geliştiriyoruz. Gitgide pilotlarla temas ettikçe gelişiyorlar. Daha sonra bunun uçağın entegre eğitim sistemi içerisinde bir yeri var. Bu entegre eğitim sistemi pilotlar uçağı uçururken yaptıkları eğitimlerde dost ve düşman kuvvetleri olarak yapay zeka ile birlikte uçmaları. Daha sonra bunun ikinci bir patika yolu olarak aslında sabit kanat dronlarla, ondan sonra jet trainerlarla, daha sonra da jet uçaklarının kendisinde bir yer bulması söz konusu. Tabii bu şu anda bunların uçuş güvenliği sertifikasyonları konusu dünyada çalışılan bir konu. Bu önümüzde en azından birkaç senelik bir yol var demek. Hürjet uçtuktan sonra, sadece Hürjet uçtuktan sonra da değil, Milli Muharip uçağın modelleri de geliştikçe, ki şu anda bu sistemimizde Milli Muharip uçağın matematiksel modeli de var, bu sistem onları da kullanmayı öğreniyor. Onlara karşı uçmayı da öğreniyor. Bunların hareket analizlerinde çok ayrıntılı simülasyonların yapılabilmesini sağlıyor. Şu an gördüğünüz sistemde bizim yapay zekamız F-16 uçurabiliyor, Hürjet uçurabiliyor, Milli Muharip uçak uçurabiliyor. Üzerine attığımız, önüne koyduğumuz herhangi bir modeli uçurmayı çok kısa bir süre içerisinde öğreniyor ve geçmişte öğrendiklerini de oraya taşıyabilme imkanına sahip. Demek ki biz bu uçaklarda bir gerçek pilotun yanı sıra belki ondan çok daha tecrübeli ve tecrübeye sahip, belki yüz binlerce uçuş saatine sahip bir yapay zeka göreceğiz. Çok teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.